Yanıltıcı görüntü şu bir numara. Type A denilen %50. Sol posterior sola açılıyor. Sol posterior biraz daha distaline açılıyor. Bakın anterior, özür dilerim, bu anteriormuş, bu posteriormuş. Yani sola bu şekilde bonuslarda katılabiliyor. Bunların da oranları pek yabana atılır oranlar değildir. Bakın şu konfigürasyon %16, şu konfigürasyon %5. Yani solun çoğu zaman artıları da olabiliyor. Şurada gördüğümüz alttaki iki resim kabus senaryoları. Allah'tan çok nadirler. Solun tek kateterle drene olmayacağı ya da tek stentle paliye olamayacağı konfigürasyonları görüyorsunuz bu iki antitede. Bunların toplam oranı %2 ve %1, yani %3. Yani sol bizim hilal bir lezyonla karşılaştırdığımızda en çok işimize yarayan lobdur. Bu da çok net bir anatomik temele sahip olan bir yaklaşımdır. En çok rastladığımız konfigürasyon ise bu ikisini bir arada toplayın. 57 artı 12, 69. Bunu da ekleyin, 16 daha. Neredeyse hastaların %85-90'ında üçlü konfigürasyon, yani bir önceki hastada gördüğümüz konfigürasyon. Neredeyse her hilal lezyon olan hastada karşılaştığımız konfigürasyon budur. Her hilal bir lezyonu değerlendirirken ne yapıyoruz? Elimizde çoğu zaman non-invazif tanı modalitelerinin görüntüleri var. Tıkayıcı lezyon nedir onu anlamaya çalışıyoruz. Tıkanmanın yerini anlamaya çalışıyoruz. Bunun için ultrason, bilgisayarlı tomografi, MR ve MR kolanjiyografi kullanabilirsiniz. MR'ın en güzel tarafı one stop shop, süpermarket. Aynı incelemede lezyonu karakterize edersiniz. Kontrast dinamiğini anlarsınız. Safra yollarındaki durumu görürsünüz. Gerekirse de vasküler invazyon var mı anlayabilirsiniz. Yani iyi kullanılmış, iyi yapılmış bir MR incelemesi bence son derece değerli. Rezektal bir lezyonla karşılaşıyorsak tabii ki cerrahlara öncelik vermek lazım. Bunu nasıl anlarız? Özellikle vasküler invazyon için beta anjiyoyu en çok ağırlıklı kullanıyoruz. Evreleme amacı özellikle uzak metastaz aramıyorsa PET-BT işe yarıyor. Eğer hastaya bir palyasyona karar verdiysek ona da multidisipliner yaklaşmak lazım. Yani endoskopistlerin de bizden kolay yapacağı daha az invazif bir şeyse, mesela kısa segment alt uç lezyonuysa, peripapiller bir lezyonsa, onları öncelik tanımada bence hiçbir sakınca yok. Bizim uyguladığımız teknikler, yani perkutan, transhepatik biliyer drenaj tekniklerinin tarihi oldukça eski. Yani bunlar neredeyse 60 yılı doldurdu. 1960'lardan beri olan teknikler. Endoskopik teknikler 70'lerden geliyor. Bizden çok talep olur. Endoskopist uğraşır hastayla, beceremez ya yukarıdan bir tel sallarsanız aşağı der. Bize yardımcı oluruz. Buna da randevu tekniği deniyor. O da 80'lerden beri olan teknikler. Biraz önce söylediğim gibi özellikle taş palyasyonunda bir de alt uç lezyonlarında ERCP tartışmasız avantajlıdır. Yani karaciğeri bir delik açmaya gerek yok. Doğal anatomik boşluklardan giderek becerikli bir endoskopist hastayı palye edebilir. Başarı hocam pardon orta... araya gireceğim ama sunum formuna geçebilir misiniz? F5'te geçmem lazım, geçemedim. Şuradan geçeyim. Oldu mu? Evet. Tamam, kusura bakmayın. Eşimin bilgisayarıyla şey yapıyorum da. Estağfurullah. Evet, alt uçta ERCP tartışılmaz avantajlıdır. Gerçekten onlara bir öncelik vermenin hiçbir sakıncası yoktur. Perihilal striktürler geleneksel olarak bizim alanımızdır. Eğer endoskopist çok becerikli ve başarılı değilse, çok iddialı değilse, çoğu zaman perihilal striktürlere bulaşmak istemez. Ben bunun istisnasını çok az insanda gördüm. Çok gastroenterologla çalışmama rağmen. Ama onların şu anda dernek bazında aldıkları ne diyelim teşvik, perihilal lezyonlara da el atmaları. Bu onlar için teknik olarak biraz daha zor. Evet. PTK ve biliyer drenajda endikasyonları kısaca gözden geçirecek olsak, eğer hastaya bir cerrahi planlanıyorsa preoperatif karaciğer fonksiyonlarının düzeltilmesi gerekebilir. Bu durum özellikle büyük hacimli karaciğer rezeksiyonları öncesi çok önemlidir. Literatürünü göstereceğim. Eğer safra yolu yaralanması varsa, ki onu da kolestektomi sonrası oldukça sık görüyoruz, enfeksiyon ve kaçakların kontrolü için PTK biliyer drenaj yapabilirsiniz. Bugünkü ana konu malign hastalıklar. Kaşıntı ve enfeksiyon kontrolü için yapabilirsiniz.
Bir de kemoterapi yapabilecek karaciğer fonksiyonunu sağlamak için. Kontraindikasyonlar neredeyse tümüyle relatiftir. Hiçbir absolut kontraindikasyon yok. Ben her işlem öncesi kanama bozukluğu açısından hastayı değerlendiririm. Sonuçta bir karaciğer hastası konuşuyoruz. Protrombin zamanı kolayca uzayabilir. Basit asit varlığında önce asiti drene edip sonra bu işe kalkışmak teknik olarak işinizi çok kolaylaştırır. Masif asit varlığı aslında biliyer drenaj için bir baş ağrısıdır. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, hani boşaltsanız da o asit geri gelecektir. Daha sonra sizin kateter deliğinizden dışarıya asit sızacaktır. Hep de size bu geri dönüş olarak safra sızıyor kateterinden diye gelecektir. Aslında o çoğu zaman sızan safra değil asittir. O da bir baş ağrısıdır. Sık sık pansuman değiştirmek gerekir. Hastanın da konforunu çok kaçırır. Bu tip hastalarda ben ayrıca bir asit drenaj kateteri koyuyorum. En azından biliyer drenaj kateteri varken de asit drenaj kateterinin mevcut olması bu baş ağrısını en azından ortadan kaldırıyor. Difüz infiltran tümör ya da metastazla uğraşıyorsanız o zaman işiniz zor. Ben bir kateterle en az 250 gram doku drene etmiyorsam o işe bulaşmaktan pek hoşlanmıyorum. Günümüzde volümetri çok kolay yaptığımız bir iş, çok da sık yaptığımız bir iş. Özellikle karaciğer cerrahisi yapılan merkezlerde çalışıyorsak 3 aşağı 5 yukarı girişeceğim segment ya da sektör safra yoluna bakıyorum. Hacmini bir tartıyorum. En az 250 gram doku orada olmasını istiyorum. Bir de o segmentin portal veninin açık olmasını istiyorum. Yoksa çok iyi biliyorum ki yaptığım işlem pek fazla işe yaramayacak. Polikistik hastalık bazen çok difüz karaciğer tutar. Gerçekten öyle bir karaciğerde işlem teknik olarak çok anlamlı değil. Kist duvarları kanayabilir ama gene de hani kaybedecek bir şeyiniz yoksa. Benim başıma gelmedi hani daha önce böyle drenaj yaptım, difüz karaciğeri tutan polikistik hastalık hatırlamıyorum. Ama o da bir en azından relatif kontraindikasyon. Evet, hazırlık için ne yapacağız? Özellikle koagülopati varsa bunu kontrol edeceğiz veya düzelteceğiz. Mutlaka kendi işinizi kendiniz görün. Bu konuda gerçekten kurallar çok basit. Eğer hastaya hani hızlı müdahale etmeniz gerekmiyorsa, özellikle protrombin zamanınız uzunsa, K vitamini yapıp bir 12 saat, 24 saat beklerseniz birçok şeyi düzeldiğini göreceksiniz. Plazma kullanabilirsiniz. Yani hastanız eğer bir hastanede çalışıyorsanız ki çoğunuz öylesinizdir, hematolojiden yardım bile alabilirsiniz. Elektif hastalarda böbrek fonksiyon kontrolü ve onun düzeltilmesinde fayda vardır. Verdiğiniz kontrast madde bir ölçüde en azından saf yolu vurana kadar böbreklerden atılacaktır. Her hastaya ve mutlaka antibiyotik profilaksisi yaparız. Sedo analjezde büyük fayda vardır. Ben yıllarca daha kötü şartlarda, işte çapa şartlarında sedo analjezisiz bu işleri yaptım ama hastaya eziyet ettiğinizi bilmek lazım. Bu nedenle hani ya kendiniz ya bir anestezi ya da anestezi teknikeri yardımıyla iyi bir sedo analjezi yapmakta fayda vardır. Yapacağımız iş eskiden bir bulmacaydı. Ne olduğunu bilmeden PTK yapardık. İşte tomografi, MR iyi kullanılan ultrason şu anda. En azından iyi bir yol haritasıyla bu işe girmekte büyük fayda vardır. Ben ultrason kılavuzunu sol lobda her hastada kullanırım. Sağ lobda ise çoğu zaman kullanmam. 6. segmenti severim, oradan girerim. Ama ultrason kılavuzunda 5. segment fonksiyonu yapan da bir sürü insan var. Ultrason kılavuzunda başarı olasılığımız neredeyse %100'e çıkmakta. Evet, biliyer striktürler konuştuğumuzda selim striktürler de olduğunu hatırlamak lazım. Bunların etiyolojisinde çok önemli bir ağırlık %80-85 iatrojenik yaralanmalardır. Kolistektomi ya da bir başka o bölgeye yönelik cerrahi girişim sırasında safra yollarında yaralanma ve buna sekonder striktür olabiliyor. Post transplantasyon benim bildiğim son rakamlar %20'ye varan safra yolu komplikasyonlarıydı. Bunların palyasyonunda bize epeyce iş düşer. İnflamasyonlar, travma, pankreatitler, primer ya da sekonder sklerozan kolanjitler ya da midite selim striktür nedenleri. Gördüğümüz striktürlerin birçoğu malign. Bunlar primer ya da sekonder malignitelerden ortaya çıkabiliyor. Burada striktürle uğraşırken bizim epeyce kullandığımız kissing balon tekniğini göstermek istiyorum. İki balonu senkron şişirdiğinizde lober kanal düzeyinde doğru çapta balonu kullanabilirsiniz. Tam anastomoz düzeyi ya da daha geniş olan, anatomik olarak daha doğal geniş olan ortak hepatik kanal seviyesinde ise çift balon çapınız oluyor. Bu da anatomiye çok iyi uyan bir şey.
gereğinden geniş balon şişirirseniz saf yolu duvarında kanamaya, fibrozise ve geri dönen striktüre neden olabiliyorsunuz. O yüzden anatomiye uyarak balon dilatasyonu yapmakta büyük fayda olduğuna inanıyorum. Bu 28 yaşında bir kadınmış. Bir sene önce lap kolestektomi olmuş. Operasyon sonrasında ikinci hafta reoperasyon olmuş. Bu anvay hepatikojejinostomi yapılmış. Bu tablo tipik kolanjit ve sarılık tablosu. Bu hasta epeyce iyi cevap verdi bizim yaptığımız balon dilatasyonlarına. Ben bir dönem çok kullandım. Cutting balon da kullanabilirsiniz. Bu striktürler özellikle fibrotik striktürlerde basit balonla ancak yırtarak açabiliyorsunuz. Bu Boston Scientific'in 300 mikron bıçakları olan bir balonuydu. Şu anda hala var mı bilmiyorum. Bu herhalde 7-8 yıllık bir hasta. Belki de daha fazla 10 yıllık bir hasta. 4-5 atmosferde kolayca şişen ve düzgün bir kesi olduğu için iyi iyileşen bir balon dilatasyonu. Epeyce yaptım ben. Sonuçlarından da epeyce memnun kaldım. Literatürde bu konuda epeyce olumlu geri dönüş oldu. Malign hastalıklarda drenaj endikasyonlarına geliyorum. Kaşıntı çok sık karşılaştığımız bir tablodur ve de biraz baş belasıdır. Ona ayrı bir slide'ım var. Enfeksiyon kontrolü çok önemli. Biraz önce sepsisteki hastanın örneğini gösterdim. Gerçekten efektif drene etmediğiniz bir safra yolu varsa o hastada enfeksiyonu kontrol etmek son derece zordur. Hastalarda süre gelen ateş ve IV antibiyotiği bırakamaz duruma gelebilirsiniz. Hastanın bilirgini yüksekse kemoterapi vermek mümkün olmaz. O yüzden kemoterapi verebilme amaçlı karaciğer fonksiyonlarını düzeltme önemli bir genel endikasyonumuzdur. Kozmetik nedenler, sarı gezmek istemeyen bir hasta. Sarılık ayrıca tat algısı değiştirebilir. Tek başına bulantı ve iştahsızlık nedeni olabiliyor. Daha önceki hazırlığı konuştuk. Karaciğer rezeksiyonu öncesi neredeyse kural. Geride kalacak olan future livers, remnant segmentlerine biliyer drenaj. Eskiden Whipple öncesi de epey yapardık. Şimdi son randomize kontrollü çalışmalar Whipple öncesi işe yaramadığını gösterdi. Whipple öncesi bıraktık. Tamam Yusuf, bunlar ne? Bunlar açabilirsin. Fotodinamik terapi ya da brakiterapi konusunda benim kişisel çok fazla deneyimim yok. Ama tabii ki böyle bir iş yapmadan önce mutlaka biliyer drenaj kateteri yerleştirmek gerekecektir. Bunların birçoğu kılavuz üzerinden çalışan sistemler. Evet, kaşıntının klasik tanımı bilirubin tuzlarının cilde yerleşmesi ve oradaki sinir uçlarını irite etmesi olarak anlatılırdı. Son okuduğum kaynakta mekanizması çok iyi anlaşılmış değildir diyordu. Bilirubin seviyesiyle korele değildir. Bazen 30 bilirubin hasta geliyor, kaşıntı şikayeti olmuyor. Bazen 1.3 ile geliyor. Kaşıntıdan bakıyorsunuz cildi yer yer yara olmuş. Gerçekten kaşıntı çok kötü bir his. Yani hepimizin bir tarafı bir zaman kaşınmıştır. Yani onun sürekli ve vücudunuzun her yerinde olduğunu düşünün. Hayat kalitesini berbat edebilir. Hiç uyku uyutmayan bir semptoma yol açabilir. Düzeltmesi de nispeten kolay. %25 hacim drenajı bile çoğu zaman kaşıntıyı düzeltmeye yetmektedir. Ben anatomik olarak çok elverişsiz, hayat kalitesi açısından son derece anlamsız drenajları bile sırf kaşıntı endikasyonuyla yaparım. Gerçekten empati duyduğum bir şikayet. Kolanjit en sık safra yollarında taş nedeniyle ortaya çıkar. Daha önce enstrümantasyon yapılmamış hastada nadirdir. Yine vurgulayarak söylemek lazım, başarısız ERCP fatal olabilir. Aynı şey bizim PTK'mız için de geçerli. Eğer bir safra yolu opaklaşmışsa, yani orası kontamine olmuşsa, bu ister ERCP ile olsun, ister perkutan olsun ve de siz orayı efektif drene etmiyorsanız, bu septik şoka yol açabilecek bir durumdur. ERCP'de durum daha dramatik. Bildiğiniz gibi insan ağız florası çok anaerobik ve berbat. Düşünün ki o ağız florasını aldınız, endoskopunuzla safrayoluna kadar sürüklediniz ve orayı kontamine edip çıktınız efektif bir drenaj yapmadan. Yani ERCP'nin fatal olabileceğini çok net olarak canlı örnekleriyle biliyorum. Kolestaz karaciğeri retikül endotelial sistem hücrelerinin fonksiyonunu bozuyor. O da sepsis zemini hazırlıyor. Bu durumun yani kolestaz nedeniyle ciddi kolanjit ve sepsiste etkin tedavi tüm segmentlerin hızlı ve efektif drenajını gerektirir. Kiler lezyon söz konusu olduğu zaman bu etkin efektif drenaj o kadar basit bir şey değil. Yani benim kaudat lob safra yolu
Direne etmek zorunda kaldığım hasta bile oldu. Kemoterapi, onkologlar genelde 2 mg bölü desilitre üzerine bilirubin seviyesinde kemoterapi yapmayı tercih etmezler. İlaçları toksik hale geliyor. Özellikle sık kullanılan ilaçlar bulunan hepsi gemstabin, doksorubisin, irinotekan ve taksanların metabolizmaları değişip daha toksik hale geliyorlar. Evet, hasta seçimi, sürvi beklentisini öngörmek lazım. Burada mesela bu 6 hafta şaka gibi. Biz falcı değiliz. Kimin ne kadar yaşayacağını öngörmemiz çok kolay değil. Ama hastanın hayat kalitesini mutlaka göz önüne almak lazım. Gerçekten bazı hayat kaliteleri uzatmayı haklı kılmıyor. Yani çok kötü bir hayat kalitesinde hani böyle bir durumda bir işlem yapıp hayatı uzatıp kaliteyi arttıramama riski var. Ben bu tip şeylere çok dikkat ediyorum. Duyarlı davranmaya çalışıyorum. Gerçekten kalitesini arttıramadığınız hayatı uzatmanın çok anlamı olmadığını düşünüyorum. Özellikle de hastadan direkt talep gelmezse. Bir kateterle en az 250-300 gram drene etmek gerekir. Onu biraz önce söylemiştim. Whipple öncesi drenaj istisnai durumlar dışında terk edildi. Bu konuda 3 tane randomize kontrollü çalışma ve bir meta analiz varmış. Gerçekten ben karaciğer, hepatobiliyer cerrahlarla çok yakın çalışırım. Eskiden çok isterlerdi, artık bizden pek Whipple öncesi drenaj istemiyorlar. Kolanjiyokarsinomlarda bildiğiniz gibi en çok literatür Japon literatürüdür. Kolanjiyokarsinom cerrahisini geliştiren genelde Japon cerrahları oldu. Onlar preoperatif future liver remnant'ta, yani geride kalacak olan karaciğer segmentlerine agresif drenaj önermektedir. İler lezyonlarda nasıl drenaj yapmalıyız? Birinci ana strateji minimum girişimle maksimum volüm drenajı yapmak olmalı. Sağ ve sol iki kateteri karşılaştıracak olursanız çok iyi biliyoruz ki subxiphoid kateter, yani sol loba yönelik kateter interkostal kateterden daha konforlu. Ancak sol loba işlem yapmak benim hiç hoşlandığım bir şey değildir. Mutlaka bizim ellerimizi radyasyon sahasına maruz bırakıyor. Bir de safra yollarının portal venle olan anatomik ilişkisinde şöyle bir şey vardır. Sağ lobda %75 safra yolu portal venin önündedir. Sol lobda bu ilişki bu kadar net değil. Benim gördüğüm arter yaralanmasına yol açtığım hastaların birçoğunda sol lob drenaj kateterim vardı. Birazdan bir örnek göstereceğim, yeni bir örnek olduğu için. Bu kural değil. Sağda da aynı şey başınıza gelebilir. Bildiğiniz gibi portal triatta cesameti oldukça büyük olan bir portal ven var. İçinde düşük basınç olduğu için çoğu zaman başımıza dert açmamakta. Bildiğiniz gibi cesameti çok küçük olan, duvarı kalın olan bir hepatik arter var. Bir de cesameti çok değişken olan, kolestazın süresiyle, etkisiyle ilgili bir safra yolu var. Bu triada ponksiyon yapıyorsunuz. Kolayca safra yolu dışı diğer iki elemana da ponksiyon yapabilirsiniz. Evet, bir drenaj yapacaksanız mutlaka portal veni açık segmentte drenaj yapmaya dikkat edin. Çünkü portal ven açık değilse o segment safra yolunda dekompresif bile etseniz efektif olup bilirubin deşarjı yapmayacaktır. Solu tercih etmekte fayda var eğer tek kateter yapacaksanız. Biraz önceki söylediğim anatomik nedenlerle %97 bir kateterle en az bir lob, bazen de bonusları yani yaklaşık %30-40 hacmi haliye edebiliyorsunuz. Solu tercih edilecek bir başka durum asit mevcudiyetidir. Genelde hastalar sırt üstü yattıkları için sıvı arkalarda toplanıyor, aşağılarda toplanıyor. Sol lobdan çok fazla dışarıya sızıntı olmaz. Sağ ve sol lober kanal izole olduğunda, yani bir Hiller striktürü olduğunda ve de tek yapacaksanız o zaman solu tercih etmekte büyük fayda vardır. Biraz önce hep sektör anatomisini konuştuk. Yani 6-7'yi, 5-8'i ya da 2-3-4'ü solu konuştuk. Segment konuştuğumuz zaman da maalesef bu safra yolları uzun sektör kanallarına da sahip değiller. Yani 6-7 birleşip hilusa çok yakın bir yere açılıyor. 5-8 birleşip hilusa çok yakın bir yere açılıyor. Birçok hiler lezyon 5'i, 6'ı, 7'yi, 8'i izole tutabiliyor. Bu durumlarda sizin kurtarıcınız sol lob olacaktır. Anatomisi çok daha sabit olan, çoğu zaman tek kanalla büyük hacim drene edebileceğiniz sol lob. Bir mi ya da çoklu drenaj stentleme mi konusu çok kafa yoran bir konudur.
büyük hacim drenajı her zaman avantajlıdır. Yani karaciğeri ortalama 1,5 kilo kabul ediyorsanız, bunun ne kadar çoğunu drene ederseniz, o özellikle enfeksiyon, metastatik bir karaciğer söz konusuysa, yani karaciğerde bir restriktif hastalık varsa, kemoterapi karaciğeri ise büyük volümde her zaman fayda vardır. Bu konuda T ya da Y konfigürasyonunu ya da üçlü stentleme yapabilirsiniz. Çoklu stentlerle komplikasyon oranı ne oluyor? Bu konuda epeyce literatür var. Kısaca özetlemeye çalışacağım. Evet, bu 60 yaşında bir kadınmış. Klasik tümörüymüş. T şeklinde stentlemeyi tercih ettik. Bunda nedeni sifoidin altında yukarıda oldukça küçük bir sol lob olması. Burada çok net olarak gözükmüyor. Tek bir fonksiyonla ilk kılavuz tel aşağı, bir ikinci kılavuz tel sola yönlendirilmiş. 8F bir kateter koyarsanız iki teli kolayca akomode eder. 8F bir introducer, özür dilerim. Ondan sonra da sırayla stentlerinizi yerleştirebilirsiniz. İki stenti senkron açmak istiyorsanız iki tel üzerine iki ayrı introducer da koyabilirsiniz. Benim zaman zaman yaptığım işlemler, bu şekilde işlemler vardır. Ben genelde Y konfigürasyonunu ama tercih ederim. Burada da bir Y konfigürasyonu örneği gösteriyorum. Burada küçük bir trik var, göstereceğim. Bakın sol lob epeyce geniş, sağ lob geniş. Solun periferik fonksiyonunu görüyorsunuz. Bu birinci PTK iğnesi gördüğünüz gibi. Santral bir fonksiyon söz konusu olduğunda kateterizasyonu hiçbir zaman oradan yapmamak lazım. Mümkün mertebe periferik bir safra yoluna fonksiyon yapmak lazım. Bu hastaya da çift stenti Y konfigürasyonunda takmışız. Ama şeytan ayrıntısı burada bakın. Anlamaya çalışıyorum ne olduğunu. Bakın geride bir tane güdük bırakmışız. Yani opaklaştırdığımız bir safra yolu ve de iki stent koyarak çıkıp gitmişiz. Bu hasta potansiyel problemlere gebe olan bir hasta. Gerçekten akıbetini hatırlamıyorum. Eski bir slide bu. Muhtemelen geri dönüp buraya tekrar bir drenaj yapmak zorunda kalmış olabiliriz. Ya da işte drenaj yapıp sonra bu mevcut stenti delip ufak bir balonla dilate edip üçüncü stenti buradan koymak zorunda kalmış olabiliriz. Yani şu bugün benim yaklaşımımda bu pek tercih edilecek bir durum değil. Ama zamanında yapmışız. Faydalı bir slide. 56 yaşında erkek, post Whipple, Guillain-Lux, metastaz hilusta epeyce problem. 3 aydır kolanjit nedeniyle bir başka hastanede yatıyor. Hasta 3 aydır IV antibiyotik almak zorunda kalmış. Devamlı da kateterinden kanama oluyor. Bir doktor yakın olduğu için bizden yardım istendi. Önce dışarıda takılmış olan kateterden bir kolanjiyografi yaptık. Bakın bu kateterin deliklerinin son deliğin markerı. Fonksiyon santral ve de kateterin konfigürasyonu bir kısmı parenkimin içinde. Kanamanın neden olduğu burada çok net olarak gözüküyor. Striktüre yakın bir yer burası. Burada safra yolu striktür olduğu için çok iyi dolmuyor. Burası bizim işimize yarayan bir fonksiyon yeri değil. Yani buradan bir stent takamazsınız, efektif drenaj yapamazsınız. Striktürün altında kalır dedikleriniz. Öncelikle bu safra yolu opaklaştığı için bu şeyi, fonksiyonu proksimale aldık. Sanırım şurada bir yerden safra yoluna girmişiz. Bu kateter daha sonra çekildi. Soldan ikinci bir kateter kondu. Bakın önemli bir işaret. Hafif opaklaşan bir takım başka safra yolları var. Yani ikinci sektör burada bizi bekliyor. O da fonksiyone edildi ve 3 stenti taktık. 3 x 10 mm, 70 mm uzunluğunda wall stentler. Üçlü klasik triad konfigürasyonu. Sık sık bu işi yapmak zorunda kalıyoruz. Aradan 4 ay geçmiş. Hasta 4 ay süreyle kolanjit geçirmemiş. Kanaması olmamış. Bilirubin normale inmiş ama terminal görüyorsunuz. Peritonda çok yaygın asiti var. Sanırım implantları da var şuralarda. Sanırım modüller görüyorum. Sonuç olarak nispeten iyi geçirilmiş bir 4 ay. Bu terminal görüntüsünden sonra ne kadar yaşadı bilmiyorum ama birkaç haftaya geçtiğini pek sanmıyorum bu hastanın. Pankreas bildiğiniz gibi sürvisi çok iyi olan bir hastalık değil. Evet, bir çalışma, perkutan transhepatik bilateral biliyar stent, bismut 4 malignant obstruction'da. 4'ü burada görüyorsunuz. 2 lober kanalın tutulduğunu görüyorsunuz. Burada şematik olarak 5, 8 ve 6, 7'yi de ayırmış. 35 hastaya bakmışlar. Y konfigürasyonunu 24 hastada tercih etmişler. T konfigürasyonunda 11 hastada tercih etmişler. Bu yayını ben tekrar bu konuşma öncesi bir okudum, ne yaptıklarını hatırlayayım diye. Burada çünkü çok fazla bir özet var. Bu grup
T konfigürasyonunu tercih ediyor. Tek fonksiyonla iki lobu stentlemek bizim daha çok hoşumuza gidiyor dedi. Sağdan sola geçemediğimiz hastalarda sadece Y konfigürasyonunu tercih ettiklerini söylüyorlar. T konfigürasyonunda 4 hastada 2 stent, 7 hastada ise 3 stent kullanmışlar. Sürvilleri 0 ile 1763 gün, 0 anlamlı yani işlem sonrası hemen hastayı kaybettikleri anlamına geliyor. Ortalama sürvileri 168 gün, 1 yıl %26 oldukça düşük bir rakam ama 8 yıl bile sonuç söylemişler %4.9. Klinik başarıyı bir hafta sonra bilirübinde düşme olarak tanımlamışlar. Klinik başarı %77. İki hastada, şu sıfırı bir tanesi herhalde, %6 bir aylık periprosedürel mortalite tanımlamışlar. Hastalarının %26'sında semptomatik stent oklüzyonu olmuş. Onlara mecburen tabii yeni işlemler yapmışlar. 27 hastayı takip edebilmişler. Ortalama bilirübin azalması %60 olmuş. Fena bir rakam değil. Minör komplikasyonları %17, majör komplikasyonları da %5.7 olmuş. Evet, bu bir endoskopi literatürü. Tek taraflı mı? Evet, ya da çift taraflı mı metal stent? Hiler biler obstrüksiyonda bu araştırılmış. 46 hasta tek stent, 29 hafta çift taraflı stent. Çift taraflı stentin çok daha iyi klinik sonuç verdiğine karar vermişler. Bu kadar az sayıda hastayla muhtemelen çok önemli bir fark ortaya çıktı. Çünkü istatistik olarak oldukça anlamlı bir sonuç ortaya çıkmış. Yani yapabiliyorsan çift yap diyen bir yayın. Evet, metalik stentlerde komplikasyon ne olabilir? 10 gün içinde bile tıkanma bildirilmiş. 10 gün ila 9 ay. Ingrowth, işte stent inkrustasyonu, safra inkrustasyonu gerçekten bazen çok erken dönemde stent tıkanmasına yol açabiliyor. Ortalama 6 ay bence iyimser bir rakam olarak bile görülebilir. Stentler özellikle duo dönümü uzuyorlarsa fraktüre uğrayabiliyorlar. Migrasyon zaman zaman başımıza geliyor. Ben stentini tuvaletten çıkarıp bir havluya sarıp getiren hasta bile gördüm. Gerçekten hani bize hediye olarak getirdi herhalde. İronisi olacak ama yani hasta için oldukça sevindim. Duodenal kanamaya yol açabildiği söyleniyor. Benim başıma gelmedi gerçekten. Herhalde duodenumun karşı duvarını irite eden bir stent söz konusu çok uzun bırakılırsa. Benim wall stentle epey tecrübem vardır. Nerede konumlanacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirebildiğimi düşünüyorum. Bir de stenti böyle açarken toplayarak açarım. Eğer öyle yapmazsanız bu durumda çok uzun kalabilir. Yani stenti markerlarına göre açacak olursanız gerçekten çok uzun kalabilirsiniz. Örnek göstereceğim zaten. Proksimal stentlemede tabii hiler lezyon. Proksimal stent derseniz diğer segment kanallarının ya da lober kanalın ya da sektör kanalının ağzını kapatırsınız. Özellikle hiler malign bir lezyon konuşuyorsak bir stent itilerek tümörü öbür tarafın ağzını kapamasına yol açabilir. Örtülü stentlerde 6 aylık açıklık da çok parlak değil. Örtülü stent konusu benim kafamda birazcık sıkıntılı bir konudur. Onun için bile gösterilen açıklık %75. O da büyük bir hasta sayısında değil. Evet, bir ingrowth ve overgrowth örneği. Bakın stent konmuş, stentin yukarısına kadar uzanmış problem ve de bir drenaj kateteri mi bu, diagnostik kateter mi emin olamadım, onu görüyoruz. Evet, bu diagnostik katetermiş. Onun arkasından yerleştirilen palyatif drenaj kateterini görüyorsunuz. 3 ayda bu durum ortaya çıkmış. Azımsanmayacak bir hastada gerçekten böyle çok erken oklüzyon görürüz. Bu da kırılan bir wall stent örneği. Duodenumda çok uzun bir kısmı bırakılmış. Oradaki peristaltizm nedeniyle bu stentin 6 ay içinde kırılmış olduğunu görüyoruz. Allah'tan kanamaya yol açmadı. Dediğim gibi wall stentte stentin uzunluğuna dikkat etmek lazım. Yerleştirdiğiniz konuma dikkat etmek lazım. Burada stent muhtemelen uzun seçilmiş. Çünkü bakın Hilus'a konumu fena değil. Bu muhtemelen mid koledok ya da distal koledok lezyonu. Evet, bu ilginç bir hasta. Bir meslektaşımızın annesi. Meslektaşımız bir kardiyolog. İstanbul'un bilinen bir özel hastanesinde çalışan bir kardiyolog. Bir sürü tuhaflık var bu hastada. Birinci tuhaflık bu hastanın kolestazımın nedeni olan patoloji. Siz daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama bir koledok lenfoması tanılı hasta. Bu hastaya öncelikle bir endoskopik stent konmuş. Bu
bu endoskopik stent tıkanınca bir hepatobiliyar cerrah tarafından hidusa bir anastomoz yapılmış. Yani bir hepatobiliyar anastomoz yapılmış ve kolestaz paliye edilmiş. Ancak daha sonra inanılmaz kanamalar ortaya çıkmaya başlamış. Endoskopist koledoktan profüs kan geldiğini görmüş. Bu görüntü üzerine bir BT anjiyografi çekilmiş. Benim hayatımda gördüğüm tek örnektir. Bilmiyorum başka gören oldu mu. İlginç bir portal venöz anatomi var. Bakın intrahepatik portal ven oldukça geniş, normal konfigürasyon diyelim. Hilus seviyesinde daralıyor ve burada bir portal ven pseudo anevizması var. Muhtemelen burada gördüğümüz stentin metal ucunun portal veni irite etmesinden kaynaklanan bir problem bu. Ama böyle olduğuna da emin değilim. Çünkü bu hastanın bir de cerrahi öyküsü var. Sonuç olarak endoskopisi yapabilecek bir şey yok. Bize yolladı perkutan tedavi için. Hastaya perkutan transhepatik portografi yaptık. Gördüğünüz gibi pseudoanezmayı verifiye ettik. Buraya coil koyarsak, coiller portal veni migre olur korkusuyla. Hilus'u da kapatmayalım, yani sol sağ ilişkisini bozmayalım düşüncesiyle tam pseudoanezmanın ağzını kapatan bir stent yerleştirdik. Stentin içinden bu pseudoanezmayı koilledik ve de kanama durdu. Daha sonra o kanamanın telaşıyla fark etmediğimiz şu portal vendeki rigid ve dar görüntüyü izledik ama buraya bulaşmayı açıkçası gerekli görmedik. Kanama bitti. Herkes çok memnun. Hastamız evine gitti. Aradan 9 ay geçti. Tekrar kanama. Endoskopist baktı ve de bir şey bulamadı. Endoskopiyle periduodenal varisler görüldü. Bu arada çok ilginç şeyler var. Bu bizim portal vene girerken çıkış taktığını kapattığımız koiller. Bunlar da pseudoanezma komponentin içindeki koiller. Bu koiller bakın aşağı doğru sarkıp duodenuma kadar uzanmışlar. Çok ilginç bir görüntü. Ben hiç böyle bir şey göreceğimi düşünmemiştim. Bu hastada venöz fazı görüyorsunuz portal venografiden sonra. Bakın çok yaygın periportal kolateral. Bu kollateralerin kanamaya yol açtığını düşündük. Bu kollateralerin nedeni de bildiğiniz gibi, şurada gördüğünüz gibi portal vendeki bu lenfomanın kalıntısının stritürü. Bunun üzerine bu stritür komponentini stent demeye karar verdik. Stenti yani birazcık geriye doğru çektik. Tekrar açtık stenti, portal ven açıldı. Bu kollateraller ortadan kalktı ve kanama tekrar durdu. Bu hasta bunun üzerine 2,5 sene daha problemsiz yaşadı. Sonra akciğerinde bir kitle çıktı. Biyopsisini ben yaptım. Akciğer kanseri oldu. Ameliyat edilemedi. İnoptümördü. Kemoterapi aldı. Ve sanırım 1 sene daha ekstradan yaşadı. İlginç bir hikaye. Bu sanırım bizim arkadaşlardan biri tarafından yayınlandı. Evet, 55 yaşında Klaskin tümörü. Hastanın sarılık ve kaşıntısı var. Tümör ağırlıklı olarak sol lobda. İnopi tümör. Sol lobun portal veninde gitmişti. 5-8 ve 6-7'ye palyasyon yapmaya karar verdik. Safraları çok geniş değil. Bakın 6. segment kateterizasyonunu görüyorsunuz. 1. ponksiyon yerinden gene kateterizasyon yapmamışım. Genelde biz periferik girmeyi severiz. 8. segment biraz daha zordu. Bakın 8. segment anatomisine. Ona da periferik sayılacak bir yerden girdik. Sonuç olarak 2 stenti açtık. 2 stenti açtıktan sonra geriye drenaj kateterleri bıraktık. Hastanın ağrısı hiç düzelmedi. Özellikle de şu kateterden yani 5-8 kateterinden ara ara kanamalar oldu. Bunun üzerine bir anjiyografi yapmaya karar verdik ve gerçekten dramatik bir görüntüyle karşılaştık. Bakın 8. segmentin A, B ve C dalları var. Hem arter hem ven hem portal vende. Onlardan bir tanesi A, B, C hangisi bilmiyorum. Bunlardan bir tanesinin arterinin içinden geçerek stentimizi koymuşuz. Bakın arter geliyor. Bizim kateterimize kesintiye uğruyor ve daha sonra da kolaterallerle yoluna devam ediyor. Bu tabii ki bir coil embolizasyon endikasyonu. Tek bir uzun coil kullandık. Periferden sarmaya başladık. Bakın kateterin üzerinden atladı ve de proksimaline geldi. Gerçekten arka kapı ve ön kapıyı kapattıktan sonra kateteri çektik. Hiçbir kanama olmadı. Bu da güzel ve ilginç bir komplikasyon. Evet, konsensus olmayan konular var safra yollarıyla ilgili. ERCP mi, perkutan girişim mi? Hilal lezyonlarda 1 kateter mi, 2 kateter mi, 3 kateter mi? Bunların konfor avantajı var mı? Randomize kontrollü çalışma var mı?
Plastik stent mi ekonomik, özellikle endoskopistler için metal stent mi, papilla stentlenmeli mi? Bunlarla ilgili çok çeşitli literatürde görüşler var. Bir meta analize bakalım. Çin'den çıkmış 2014 comparison. Evet, perkutan drenajla endoskopik drenajı karşılaştıran bir meta analiz. Literatür review'sunda 264 çalışmayı değerlendirme almışlar diye almışlar. 8 tanesini veri olarak işlemeye değer bulmuşlar. Bunlardan 3 tanesi randomize kontrollü çalışma. 692 hasta. 4 çalışma plastik stentle, 3 çalışma metalle yapılmış. İki teknik arasındaki başarı oranı ve mortalite bu hazard ratio, yani perkutan tedaviyle endoskopi tedavi arasında oldukça anlamlı bir fark var. 0.55 kolanjit oranı ERCP'ye göre. Yani 2 kolanjit geçiren hasta ERCP'de varsa bir tane perkutan teknikler de var. Yani perkutan tekniğin önemli avantajını gösteren bir çalışma bu. İkinci bir tane meta analizimiz var. Endoscopic versus percutan biliary drainage 2016'dan. 786 çalışma tarayıp 9'unu kullanmışlar. 546 hasta. Başarılı percutan biliary drainaj ve endoskopik biliary drainaj oranı odds ratio 2.53. Yani percutan biliary drainaj 2.5 misli daha başarılı endoskopik biliary drainaja oranla. Komplikasyonlar arasında ve mortalitede gene percutan biliary drainaj avantajlı ama istatistiki fark yok. 0.81-0.84 hazard ratio. Sonuç perkutan biliary drainaj başarılı. Komplikasyon ve mortalite sonuçları yakın. Bunları derken hani çok mutluyuz, bizim tekniğimiz daha iyi derken literatüre bir ufak bomba düştü. Lancet bildiğiniz gibi önemli bir dergi. 2018'de bir yayın. Hollanda'da 4 merkez 54 hastayı randomize etmiş. 27'sine perkutan drenaj, 27'sine endoskopi. Perkutan drenaj ayağında %41 mortalite ile karşılaşmışlar. Yani perkutan drenaj yaptıkları 27 hastanın 11'ini kaybetmişler. Endoskopi ayağında ise sadece 3 hastayı kaybetmişler. Bir tarafta %41 mortalite, bir tarafta %11 mortalite. Bu mortalitelerin çoğu cerrahi sonrası ama 3 tanesi preop. İlginç bir sonuç bu. Ciddi komplikasyonlar ise iki tarafta neredeyse aynı. Bir taraf 18, bir taraf 16. Preoperatif kolanjit bir tarafta 16, öbür tarafta 10, 27'de. Preoperatif kolanjitte de perkutan drenaj burada daha başarısız gözüküyor. Drenaj yapılan 27 endoskopi hastasının 15'inde ek perkutan işlemeye ihtiyaç olmuş. Yani 27'nin 15'i, yarısından fazlası endoskopi tek başına yeterli olmamış, perkutana ihtiyaç görmüş. 27 perkutan drenaj hastasının bir tanesine ek endoskopik işleme ihtiyaç duyulmuş. Biraz karışık ve zor bir tablo ama durum böyle ve de dramatik. Çalışma perkutan mortalite nedeniyle prematüre durdurulmuş. Bunun üzerine epeyce köprü altından su aktı. Bir sürü insan editöre mektup yazdı. Varılan sonuç, Hollanda'daki 4 merkez daha çok trainee'lere, fellow'lara bu işleri yaptırmış dedi. Hastalara yeterince antibiyotik profilaksisi yapılmamış dendi. Fakat bu da literatüre böyle girmiş olan bir sonuç. Benim düşünce tarzımı çok fazla değiştirmedi. Yani burada bir de hasta sayısı çok az. Hani ben yıllardır bu işleri yapıyorum. Böyle bir mortalite de duymadım. Hani şu anda ben yaklaşık 20 yıldır özel bir hastanede çalışıyorum. Yani buna yakın bir mortalite veya ağır morbiditemiz olursa bizi topa koyarlar. Gerçekten böyle bir şey pek yok gibi geliyor bana. Ama bu da sonuç olarak Lancet'te yayınlanmış ve de hani tıbbı dürüst uygulayan bir ülkeden, Hollanda'dan bir yayın. Evet, British Society of Interventional Radiology Registry. İngilizlerin yayınlarını ben severim. Genelde böyle şeydir. Ben İngiltere'de de bir miktar eğitim gördüm. İngiltere'ye özel bir zaafım vardır. 833 hasta, 62 radyolog, 44 hastane. %88 malignantür. %98.7 teknik başarı sağlamışlar. %88.5
Hocamın bağlantısı mı düştü? Sanırım. Evet, çıktı. British Society of Interventional Radiology Registry 833 hasta, 62 radyolog, 44 hastane, %88 malign strictürde drenaj sonuçları, %98.7 teknik başarı, %88.5 bilirubinde düşme, %65 semptomlarda düzelme, hastane mortalitesi ki biliyorsunuz Batı dünyasında insanları uzun süre hastanede yatırmazlar, %19.8. Bu rakam abdominal aorta anevizması tamir mortalitesinin 5 misli, kardiyak cerrahi mortalitesinin 10 misli. Yani gerçekten dramatik. Uğraştığımız hasta popülasyonu böyle kırılgan bir hasta popülasyonu. Bir yıllık sürede sadece %20. Evet, sonuç olarak sevimsiz bir hasta grubuyla uğraşıyoruz. Bu hasta grubuyla uğraşırken de herkesten yardım almak lazım. Bu yardım aldığımız grup endoskopistler olabilir, enfeksiyon uzmanları olabilir, cerrahlar olabilir, dahiliyeciler olabilir. Sonuç olarak şu team kelimesinin anlamını seviyorum ben. Hep birlikte en fazla başarı elde edilmekte. Dinleyebildinizse sabrınız için teşekkür ediyorum. Her türlü soruya açığım. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler tekrar. Siz bağlanma süreci içerisindeyken Doktor İsa Bey'den bir soru gelmişti. İsterseniz onunla başlayalım. Yaklaşık 35 kişiyiz. İnteraktif deneyelim. Eğer bir karışıklık, farklı bir durum ortaya çıkarsa değiştirebiliriz ama isterseniz bu şekilde başlayalım hocam. Bence deneyelim. Evet İsa. Hocam merhaba. Koca Üniversitesi'nden Doktor İsa Can ben. Bu güzel sunum için çok teşekkür ederim öncelikle. Evet. Hocam şimdi bizim hastanede operable hastalarda internal biliyer drenaj kateter genel cerrahlar çok istemiyorlar. External biliyer drenajla bilirubinleri düşürüp sonra operasyona alma gibi bir yolumuz var şu an için. Bu hilal lezyonlarda 2-3 bazen 4 tane kateter takmak gerekebiliyor efektif bilirubin düşüklüğü sağlamak için. Bunlar da hocam büyük bir safranın kalibrasyonu, safra yolunun kalibrasyonu çok yüksek olmayacağı için kaç F drenaj kateteri önerirsiniz? Bir de bu drenaj kateterlerinin, eksternal biliyer drenaj kateterlerinin peak day şeklini almasını sağlamalı mıyız? Çünkü bazen çok zor olabiliyor. Yoksa öyle düz bıraksak da efektif olur mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kateter sayısını seçerken, yani drene ettiğiniz segmentleri seçerken mutlaka geride kalacak, yani cerrahi planın ne olduğunu öğrenip geride kalacak olan segmentlere yönelik drenaj yapmak lazım. Bunu unutmayın. İkincisi, eğer yeterince hacim varsa safra yolunda etkin kateter çapı 10 French'tir. Onun altındaki her tür kateterin tıkanma riski yüksektir. Bildiğiniz gibi zaten safra visköz bir sıvı.
çok kolayca çukurlaşabiliyor, çok kolayca taşlaşabiliyor. Ama dediğiniz senaryoda çok ince safra yollarıyla uğraşırken ben en az 8 kullanırım. Daha ince safra yolu drenaj kateteri kullanmadım. Eğer kilitleyebileceği bir yer varsa kilitlemeyi tercih ederim. Kilitleme olayı bildiğiniz gibi kateterin istemsiz çıkmasına karşı çok iyi bir önlem. Ama kilitleyecek yer yoksa onları uzun bırakmak mümkün. Genelde bu tip durumlarda da kateteri bir yan dala falan angüle etmeye çalışırım. İpini de birazcık çekerim. Yani en azından orada bir tutunma sağlamak için. Daha sonra da suturla tespit ederim. Yani kilitleyecek yer varsa kilitlemeyi tabii ki tercih ederim ama dediğiniz gibi lineer bir yapı içinde pigtail loop oluşturmak mümkün değil. Özellikle çok fazla genişleme söz konusu değilse. Şeyi de çok haklılar. İnternal drenajı tercih etmeme durumunda bildiğiniz gibi proksimal ince bağırsak steril bir ortam değil. Karaciğeri enfeksiyondan korumaya çalıştığımızı düşünün. Bu nedenle eksternal drenaj çok daha mantıklı. Cerrahlar bu konuda son derece haklı. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet arkadaşlar, başka soru, yorum, katkı? Benim bir sorum olacak. Evet hocam. Sorabilir miyim? Hocam tekrar ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim sunumunuz için. Ben Nejat, sizin oluşturduğunuz ekolde yetiştim İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Sizden de her zaman öğrenecek bir şeyim olduğu için de bugün bu toplantıya katıldım. Şimdi bizim çapadaki bir yaklaşım vardı. Siz de bilirsiniz. Akut kolonjitte gelen tüm hastalara ERCP denenmeden direkt biz gelirdik. Perkutan girişim yapmak için. Şimdi günümüz literatürüne baktığımızda aynı yaklaşım devam etmesi gerekiyor mu? Akut kolonjitli hastada yine ERCP'nin başarısızlığını risk olarak görüp hani fatal riskini düşünerekten perkutanı mı yine öncelikle yapmamız gerekiyor? Çünkü özel sektörde farklı yaklaşımlar görüyoruz. Bu açıdan hani sizin görüşünüz değişti mi yoksa halen akut kolonjitli hastaya perkutan mı öncelikle yapmamız gerekiyor? Bir de yine pankreasla ilgili operable Whipple hastalarında dediğiniz gibi hani terk ettik neredeyse. Ama istisnai exceptional durum olarak hani yine kolonjitle gelen bir operable Whipple hastasında internal mi eksternal mi tercih etmeliyiz? Bir de dediğiniz bu son Lancet yazısını ben de 2019'da okudum hocam. Orada da yine yanımızda eğer bir iyi bir gastrocu varsa, yani iyi bir endoskopist varsa perihiler hastalarda yine ERCP'ye şans verelim mi öncesinde yoksa direkt hastaya biz mi sahiplenelim? Teşekkür ederim. Nejat, soruların çok fazla cevap vermeyi unuttum olursa tekrar diyaloga devam ederiz. Şimdi bir, çapa senaryosu bizim fedakarlığımız gastroenterologların da ayaklarını sürmesinden kaynaklanan bir şeydi. Biz cerrahlarla çapada aynı binada çalışıyoruz. Gastroenteroloji bize ayrı bir binadaydı. Cerrahların bize daha çok nazar geçtiği için hastaları çoğu zaman biz üstlenirdik. Halen de bu durumun devam ettiğini duyuyorum. Şöyle, yani gastroenteroloji ile radyoloji arasında hasta paylaşımının objektif kriteri lezyonun konumu. Lezyon alt uca yakınsa gastroenterologun önce davranmasında fayda var. Lezyon hilusa yakınsa radyologun ön planda olmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bu konudaki görüşüm değişmedi. Bir de hani literatürde böyle birli, ikili, üçlü stent koyan gastroenterolog epeyce var sanırım ama ben İstanbul'da hani ikiden fazla stent takan gastroenterolog pek görmüyorum. Takanlar da şöyle mesela. Onların da ideal stentleri 10 French ve o civarda şeydir, çaptır. İşte bir tane 10 takabiliyorsa bir tane de 7 takabiliyor yanına. İki tane de 10 takan görmedim ben açıkçası. Hani konuştukları zaman anlatıyorlar iki tane taktım, üç tane taktım ama hani bunların resimlerini biz görüyoruz, kontrollerini görüyoruz. Böyle çok fazla stent takan gastroenterolog da en azından benim etrafımda yok. Hangi soruya cevap vermeyeyim? Operable kolonjitli, yani Whipple planının kolonjitli pankreas. Mutlaka. Tabii ki hastanın enfeksiyonu varsa preop enfeksiyonu palye etmek lazım. Efektif bir palyasyon için antibiyotiğin yanında biliyer drenaj şart. Tabii ki böyle bir senaryoda eksternal drenajı tercih etmek lazım. Zaten cerrahın ameliyat sahasına girmemek lazım.
Yani daha yukarıda hilusun hemen altında bir kateter, iki lobu da drene eden bence yeterli ve ideal olur. O kateterin de efektif olması için en azından bir 10 French olmasında fayda vardır. Teşekkür ederim hocam. Evet, var mı başka katkı soru? Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Evet. Hocam bu stentleme öncesi son dönemlerde endobiliyar ablasyon yöntemleriyle ilgili çalışmalar çıkmaya başladı. Sizin bu konudaki fikrinizi öğrenmek isterim. Bir de hocam kateter taktığımız hastalarda tıkanmayı engellemek adına safra inceltici ilaçlar önerir misiniz? Birinci soruda ne yazık ki benim kişisel deneyimim yok. Literatürde tek tük vaka hepimiz okuyoruz ama ne kadar efektif olduğunda, sürdüğü artırıp artırmadığından emin değilim. İkincisi, safrayı daha akışkan hale getiren safra tuzlarını, yani Ursok, işte uzun bir şey var, molekül onu. Ben rutin kullanırım, işe yaradığına da inanırım. Teşekkürler hocam. Evet, var mı başka? Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Evet Ayhan. Merhabalar. Teşekkürler öncelikle sunumunuz için. Sunumunuzun başında hem işleme başlarken PTK'yı yapmaya hem de kateterin kalıcılığını engellemeye neden olan asitten söz ettiniz. Çok sık karşılaştığımız bir durum. Biz de öneriyoruz ama bazen klinisyen tarafından dirençle karşılaşıyoruz. Taktığımız takdirde günlük ne kadar öneriyorsunuz? Çünkü bir sıvı asit dengesini bozacağı söyleniyor. Günlük 1000-1500 civarı bir sıvı drenajı genelde yapılıyor. Sizin bir sınırınız var mı? Bir ikincisi... işlem esnasında veya işlemden hemen sonra küçük bir venöz yapıya girmişsek, vasküler yapıya girmişsek, hani çok sepsis olarak tanımlamayayım ama hani biliyer sepsis olarak bilinir. Kısa süreli, 15-20 dakikalık işte üşüme, titreme, hipotansiyon benzeri durumlar oluşuyor. Bunun için profilaktik olarak öncesinde yaptığınız bir şey var mı? Hani antihistaminik sıvı yüklemesi yapıyoruz sonrasında ama öncesinde bunu engellemek için bir şey yapıyor musunuz? Birinci soru, asit için sihirli formül yok. Yani ne kadar asit drene edilmesi gerektiği, herkesin ayrı bir sentezi var herhalde miktarı olarak. Asit drene ederken bir tek dikkat edilecek olan şey kan albümin seviyesi. Albümi düşük olanlarda albümin takviyesi yapmakta fayda var. Elektrolit problemine yol açarsa o konuda da uyanık olmak lazım. Elektrolit problemi eksternal biliyer drenajın problemidir bildiğiniz gibi. Eksternal biliyer drenaj yaptığımız her hastada elektrolit problemi olur. Japon ekolü hastalara drene ettikleri safrayı içirtir belki biliyorsunuz. Safrada özellikle bağırsak için çok önemli trofik faktörler olduğuna inanırlar. Ben çok insancıl bulmam safra içmeyi açıkçası. Yani hasta olsam saframı içer miydim bilemiyorum ama Japonlar içiyor. Türklerden de içenler olduğunu gördüm ben. Çok kolay bir şey değil. İşlem sonrası konuştuğumuz olay bakteriye mi? Çok sık her tür işlem sonrası hastada titreme ve yükselen ateş görürüz. Bu bazen çok dramatik klinik tablolara yol açabilir. Bunun için tabii ki pre-op mutlaka antibiyotik kullanıyoruz. Yani profilaktik antibiyotiksiz ben biliyer drenaj yapmam. Kimse de yapmıyor herhalde zaten. Bu iş başımıza geldikten sonra genelde işte öncelikle bir perfalgam veya benzeri bir antipiretik deneriz. Çoğu zaman işe yaramaz. Bu konuda özellikle hasta çok kasılıyorsa yani dolantin benzeri ilaçları kullanmakta fayda var. Genelde 25 miligram verdiğimiz zaman çoğu zaman hastalar rahatlıyor. Çok sık gördüğümüz bir şey. Damara girmeniz de gerekmiyor. Yani sonuç olarak safra yolları kontamine ise kontrast maddeyi içeriye verdiğiniz anda basıncı arttırıyorsunuz. O nedenle ben önce alabildiğim kadar safrayı alır, çok az kontrast maddeyle doldurur. Diagnostik işleme hiç takılmam. Yani bu safra yollarını bir doldurayım da göreyim de nerede ne oluyor falan diye bakmam. Hele hani
kolanjit geçirdim, bildiğim hastaya palyatif drenaj yapacak oluyorsam çok az kontrast madde kullanır. Sadece hani nereye gittiğimi görmeme yetecek kadar kontrastı verir, yoluma devam ederim. Yani yüksek basınç mutlaka bakteri yemeye ve anlattığınız kolanjit tablosuna yol açacaktır. Abi ben de bir soru sorabilir miyim? Hocam çok teşekkürler öncelikle. Benim son iki hastamda biri 80 yaşındaydı. Ben bu arada Çukurova Üniversitesi'nde asistanım. Asistan düzeyinde de hani bir kafamıza takılan sorular olduğu için bir ortak konsensusun hani sorularını ileteceğim öncelikle. Son dönemde biliyer giriş setinden bir yana Shiba iğneyle de intrahepatik safra yollarına, periferal yoldan girdikten sonra duodenuma direkt 0.35 telle inmeye çalışıyoruz biz. Onunla daha net bir geçiş sağlıyoruz. Ama sizin deneyiminiz bu konuda nedir? Hani biliyer giriş setini, akustik giriş setini kullanmamızı tavsiye eder misiniz? Hani Shiba'ya kıyasla. Bunların tabii hepsini ultrason guided yaptığımız için biraz daha hani güvenli olduğunu düşünüyoruz. Ek olarak son bir hastamda da 80 yaşındaydı. Perop sedasyonu biz kendi bölümümüzde kendimiz sağlıyoruz. Anestezi desteği almıyoruz bu işlemlerde. Hastamızda ciddi bir desatürasyon oldu. Siz işlemlerinizde IV sedasyonu siz mi sağlıyorsunuz? Sağlarken bunlara hangi ilaçları tavsiye edersiniz uygulamada? O hastadan sonra mesela biz IV sedasyonu bırakıp kontramalle bu işlemleri yapmaya devam ettik. Ve ondan sonraki iki hastamda da hiçbir problem yaşamadım. Bu konudaki deneyimlerinizi de bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Birinci sorudan başlamak istiyorum. Akustik seti dediğimiz setin ana komponentleri 21 gauge bir Shiba iğnesi. Onun içinden geçen 0.18 bir tel. Onun üzerinden de 0.18'lik sistemi 0.35'liğe çevirmemizi sağlayan 3 parçalı bir kanüldür. Hı hı. Ben bunu rutin olarak kullanırım. Yani şöyle, öncelikle hastanın safra yollarında opaklaşma sağlayacak Shiba iğnesiyle bir ponksiyon. Ultrason kılavuzunda da yapabilirsiniz. Skopi kılavuzunda da yapabilirsiniz. Sonuç fark etmez. Girdiğiniz safra yolunun konumu sizin 18 telli safra yollarına kateterize etmeniz için optimal bir konumsa, yeterince de periferik bir yerden vurduysanız oradan devam edersiniz. Yani Shiba'nın içinden 0.18 tel. O 0.18 telin yeterince backup yapması yeterli. Duodenuma kadar gitmese de olur. Karşı loba da gidebilir. Daha sonra onun üzerinden 3 parçalı kanül, sonuç olarak karaciğerde 0.35 teli taşıyacak olan bir platformumuz var. O platform üzerinden ben genelde termokılavuz tel kullanırım. Kısa bir manipülasyon kateteri kullanır. Ondan sonra da duodenuma iner, ne yapacaksam yaparım. Yani Shiba 0.35'e izin vermez. Shiba ince iğnedir. Eskiden 0.35'e izin veren kalın iğnelerle PTK yapılırdı ama ben çok gerçekten bu işe yeni başladığımda bir İngiltere gördüm. Orada kimse kalın set kullanmadım gördüm. Ben o yıllarda akustike başladım. Akustikten de başka hiçbir şeyle. Akustikten kastım marka değil. Yani ince bir 0.18 platforma başladım. Onun dışında da bir şey kullanmam. Anladım hocam. Teşekkürler. Sedasyon konusuna gelince... sedasyon eğer girişimsel radyolog tarafından yapılacaksa mutlaka bir personelin gözünün pulse oksimetrede olması lazım. Yani bir kişi ses işleme konsantresiniz ya, siz pulse oksimetrede gözünüz olmayabilir, ya hemşireniz ya teknisyeniz biri pulse oksimetreyi takip edecek. Ben kendim yaptığım zaman dormikum artı fentanil kullanırım. Yani bunun da formülü 3 dormikum 100 mikrogram fentanildir. Mutlaka elimin altında bir ambu vardır. Ben hastayı entübe etmek zorunda kalırsam becerebileceğimden emin değilim. Mutlaka benim çağırmamla konuya dahil olabilecek, birkaç dakikamı kazandıracak bir ambu olması lazım. Bir tane de anestezistim olması lazım. Yıllardır bu problemi yaşamıyorum. Yani anestezi teknikerinden destek alıyorum. Anestezi de standby oluyor. Ama kendiniz yapacaksanız böyle bir setup'ınız olması lazım. Hastanın parmağında bir pulse setup'ınız olması lazım. İkincisi de ambunuz olması lazım. Üçüncüsü de imdat dediğinizde size yardımcı olacak bir anestezist olması lazım. Bu setup yoksa bu işe girmemekte fayda var. Teşekkürler hocam. Evet arkadaşlar. Müsaade varsa bir soru daha sormak isterim hocama.
Evet, hocam uzun bir zaman sonra yine trans hastalarıyla bir trans ekibiyle çalışıyorum ben şimdi Bakü'de. Bir trans hocasının daveti üzerine geldim. Şimdi bu hastalarda yine bir paradoksal bir durumla karşılaşıyorum. Özellikle kaşıntı ile siz de çok değindiniz. Ben de bu hastalara çok ciddi bir empatiyle yaklaşıyorum. Bilirbinin normal olduğu halde, yani efektif bir geçişi olduğu halde anastomozdan hastaların kaşıntıları devam eden hastalara drenaj koyuyorum bazen diyorsun dediniz. Bunlarda da yine internal mi eksternal mi bir yaklaşımınız var mı? Yine bir paradoksal bir durum var. Bu yine trans hastalarında olmadan gördüğüm. Efektif mekanik drenaja rağmen düşmeye bilirubinleri olan hastalarda da. Yine bu da bir paradoksal durum. Bunlardaki mekanizma ve yaklaşımınız nedir hocam? Şimdi eksternal ve internal biliyer drenaj arasındaki en önemli fark, safranın çok faydalı bir şey olduğu düşünülüyor. Sindirim sisteminin bütün işte probiyotik yapısına, emilin fonksiyonuna vesaire vesaire. Eksternal biliyer drenajda çok anlamlı bir sıvı kaybınız var. Çok anlamlı bir elektrolit kaybınız var. Şimdi preop kısa bir dönem için eksternal biliyer drenajı tercih ettiğiniz senaryolar var. Hastayı enfeksiyondan korumak için. Ama uzun vadeli hastayı yaşatacaksanız bir şekilde internal biliyer drenajı sağlamanızda fayda var. Bunu bir stent yoluyla, bir metal stent yoluyla yapmanız çok daha insancıl bir yaklaşım. Hani bir kateter karnındayken yaşamak bir hasta için çok keyifli bir şey. Olmasa gerek. O yüzden hani uzun vadeli bir şey yapıyorsanız mutlaka bir internal drenaj sağlamaya çalışın. Ne yapın? Yapın. Hastanın hayat kalitesini daha üst düzeye taşıyacak bir yöntem geliştirmeye çalışın. Ama bu mümkün olmuyorsa eksternal drenajda da yıllarca benim takip ettiğim yaşayan hastalar oldu hakikaten bir şekilde. Geçiş mümkün olmayınca da hastalı bir cerrahi adayı değilse yapacak bir şey yok. Transplantasyon hastalarında sorununu çok iyi anlayamadım. Bir daha hocam, bilirubinleri normal olduğu halde kaşınan transplantlı hastaları çok görüyorum. Yani hani. Bilirubinleri normal olduğu halde kaşınan hasta biraz sıkıntılı bir durum. Biraz hepatologların da ilgi alanına giren bir durum. Onlarda biliyer drenajla ne kadar fayda sağlarsın emin değilim. Yani bana bir hepatolog sen bunu bir dene demeden ben bu işe girmem. Çünkü hakikaten kolestaz makroskopik olarak gözükmüyorsa biliyer drenajı hastaya yüklemek çok doğru olmayabilir. Transla ilgili bir şey daha söylüyordun. Bir de yok efektif trans değil de hocam efektif drenaj sağladığımız halde bilirubini ya çok yavaş düşen veya hiç düşmeyen hastalar da onkoloji hastaları özellikle karşılaştığınız vakalar oldu mu sizin de? Tabii tabii. Şimdi onkoloji hastalarında biliyorsunuz hastaların neredeyse hepsi Tuğsan da burada o benden daha hakimdir bu konuya. Keş dediğimiz kemoterapi associated steatohepatitler var. Bütün onkoloji hastalarında karaciğerde makroskopik ve mikroskopik metastazlar söz konusu olabiliyor. Bir de siz zeminde kolanjit varsa ağzınızda kuş tutsanız bilirubin istediğiniz kadar efektif düşmez. Yani yeterince hacim drene ettiyse, kolanjit yoksa ve karaciğer parenkimi sağlamsa bu işten sonuç bekleriz. Ama bu şartların olmadığı çok sayıda hastayla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bir de hani kolanjit konusu gerçekten önemli bir konu. Birçok hastada efektif kolanjit tedavisi sonrası. O nedenle mutlaka safra örneğini kültüre yollamak lazım. Bu konuda da hassas olmak lazım. Şüpheli hastalarda en başta kontrast madde vermeden biz kültür örneği alıp genelde yollamayı severiz. Eğer hastada bir kolanjit düşünmekte isek. İftem sonrası sıkıntı varsa kateteri değiştirip öbür kateterin ucunu kültüre yollamak lazım. Yani enfeksiyon açısından iyi bir değerlendirme yapmakta fayda var. Her şeye rağmen bilirubin düşmüyorsa büyük ihtimalle hastamız bir kronik karaciğer hastası haline gelmiştir. Karaciğer yetmezliği vardır. Onda da artık yapacak bir şey yok. Yani karaciğer yetmezliğinin tek tedavisi bildiğiniz gibi karaciğer transplantasyonu hasta adaysa o yapılır. De yapacak bir şey yok. Hocam söz hakkı almışken son bir sorumu daha sorayım. Benim striktürlerde trans hastaları da dahil olmakla balon yaptıktan sonra kateteri ne kadar tutmak gerekiyor? Ve maksimum kaç kere balon denemek gerekiyor recoil eden striktürlerde? Bununla ilgili bir konsensüs yok diye biliyorum ben. Şimdi literatür bir konuda çok açık.
balon dilatasyonundan ziyade bilemediğimiz mekanizmayla uzun süre stentlemenin strüktüre iyi geldiği düşünülüyor. Yani stentin bir scaffold, bir iskelet yaptığı ve de bu iskeletin uzun süre kalıcı kaldığı düşünülüyor. Yani çok fazla balon kalmasından ziyade benim kendi kişisel deneyimim strüktürü geçerim, balonla dilate ederim ve koyabildiğim en geniş eksternal internal biliyel drenaj kateterini koyarım. Genelde bir ay beklerim. Sonra bir daha bakarım. Eğer işler yolundaysa zaten işler yolundadır. Eksternale çekerim kateteri, klampe ederim. Bir hafta 10 gün beklerim. Eğer kolenjit geçirmiyorsa, bilirubini yükselmiyorsa aslında işi bitmiştir. Genelde öyle olmaz ama bildiğiniz gibi. Kontrol ederiz. İlk başta hemen iyi bir sonuç elde etmeyiz. Ben tekrar balon dilatasyonu yaparım. Balon dilatasyonunda ben balon çapına çok dikkat ediyorum. Literatürde çok büyük balonlar kullananlar da var ama yani akıl ve mantık o safra yolunun içini yırtmamak gerektiğini. Safra yolunun biliyorsunuz orta duvarında elastiklikler ve kas var. Onlara çok zarar vermemek gerektiği bana söylüyor. Ben çok geniş balon kullanmam. Anatomik olarak olduğu kadar balon kullanırım. Ama koyabildiğim en geniş eksternal internal biliyel drenaj kateterini uzun süre kalmak üzere koyarım. Yani ayda bir hastalığı kontrol ediyorum ve genelde birinci seansta becerebildiysem 10 French, ikinci seansta 12 French, üçüncü seansta 14 French kateter koyuyorum. 14'ten daha büyük eksterne internal drenaj kateteri yok. 14'te birincide sonuç alamazsam süreyi uzatıyorum. İnanılmaz iyi sonuçlarım vardır bu stratejiyle. Genelde de literatürde buna benzer stratejiler kullanılmakta. Bir endoskopist eksternal komponenti olmayan bir stenti içeriden koyabiliyorsa, şimdi onlar cover stent de koyuyorlar. O daha iyi ama birçok hastada biliyorsunuz, transplant hastasında böyle bir imkan yok. Çünkü genelde RU anası üzerinden anastomoz yapılabiliyor. Fakat şimdi transplant cerrahları da biliyel komplikasyonlar çok olduğu için anatomiyi bozmadan transplant yapmaya gayret sarf ediyorlar. Yani RU anastomozu yerine natif safra yolunu anastomoz yapmayı tercih ediyorlar. Sırf endoskopik ulaşım mümkün olsun diye. Sağ olun hocam. Ben Necat'inkine benzer bir soru sorabilir miyim? Belki devamı olacak ama. Benim patolojilerde ya da işlem öncesi malign vakalarda hani drenaj yaptığımız, kateter taktığımız hastalarda problem çözüldükten sonra kısa sürede çözülüyorsa hani benim patolojilerde de veya işte operasyona alındı kateteri ne kadar süre sonra çıkarıyorsunuz? Mesela safra yolları, safra kesesi drenajlarında patoloji çözülse bile en az 3 hafta epitalizasyonun sağlanması, orada bir fistül oluşmaması için belli bir süre kateteri tutuyoruz. 3 haftaki bir süre. Bunda da böyle bir yöntem izliyor musunuz? Çünkü işlemi reddeden bir hastamız oldu. Bir hafta sonra gelip ısrarla kateterin çıkarılmasını istemişti. O hasta 3-4 gün sonra işte safranın batına sızması, cilt altında yaygın ödem, enfeksiyon tablosuyla geri geldi. Biliyer drenajlarda da problem çözüldükten sonra belli bir süre, en az 3 hafta, 4 hafta epitalizasyon sağlasın diye bir süreniz var mı? Güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Benim kafamı kurcalayan bir konudur. Bu konuda biraz güncel çünkü alternatif yaklaşımlar da var. Ben genelde konservatif yaklaşırım. Genelde bir biliyer drenaj kateteri koyduysam 14 gün beklerim. Bildiğiniz gibi safra alkalen ve de peritona ciddi irite ediyor. Yani kesinlikle kimyasal peritonite yol açıyoruz. Peritona safra kaçırmamamız lazım. Bizim beklediğimiz olay ne? Bir fibroz traktın kateterin etrafında gelişmesi ve de safra reflü olacaksa ciltten dışarıya çıkacak kadar reflü olması. Trakt yoluyla. Standart yara iyileşme süresi 12-14 gündür. Ben genelde 12-14 gün sonra bu işi yaparım. Yani kateteri çekerim. Polisistostomide çok yaşlı hasta popülasyonları oluyor. Genelde hani erken çekmek zorunda kalacaksam bir kılavuz tel bırakıp kateteri çekerim. Hastanın yüzüne bakarım. Ağrı duyuyor mu? Biraz ıkındırtırım, öksürtürüm. Ağrı yoksa o zaman gaydı da çekerim. İşim bitmiştir. Başıma geldi, çok şiddetli ağrı tarif eden hastalar oldu. Gayet yerinde duruyor zaten. Onun üzerinden hemen yeni bir kateter koyup bir süre daha beklemeyi tercih ettim.
alternatif yöntemler var dedim. Hani ben birkaç meslektaşımdan biliyorum. Perkutan bilyar drenajı stentlemeyi yapıyor. Traktını ise gluyla kapatıp çıkıyor. Bana bu çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Eğer fonksiyonum çok periferik değilse nereden geçtiğimi bilmeden sonuç olarak safsızlığına ulaşıyorum. Hani o yolu gluyla kapatmak neye denk geldi, neyi kapattım, başka alternatif, başka safsızlığını mı kapattım, bir zaman mı kapattım? Çok emin olmadığım bir senaryo. O yüzden benim çok tercih ettiğim bir şey değildir. İşler çok yolunda gidiyorsa, stent çalışıyorsa kateteri klampe ederim. 2-3 günde bir hasta bana kontrole gelir. 14 günde olunca da çekerim. Genelde son uyguladığım şey hastalar hep öyle. İşte bu yaklaşımın sıkıntısını çekmedim açıkçası. Hasta için birazcık sabır gerektiriyor ama. Şeyi de söyleyeceğim. Yani ben çok biyopsi yapan bir insanımdır. Karaciğer biyopsini de çok yaparım. Hani böyle 100 hastadan bir tanesi işlem sonrası korkunç ağrı duyar. O işte peritonuna safra kaçan hasta. Gerçekten peritonda safra çok iritandır. Gerçekten çok ciddi ağrı duyarlar. Benim başıma geldi, hastayı yatırıp da PCA takmak zorunda kaldım. Hasta bile oldu yani. Tomografi çektim, ultrasonla baktım. Gördüğüm bir hacim söz konusu değildi. Sıvı yoktu karaciğerin etrafında. Hasta korkunç ağrı duyuyordu. Bunu açıklayacak tek senaryo safra kaçmış olması. Normal parenkimden geçtiğimizde normal parenkimde safra yolu olması kaçınılmaz. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Bu benim strüktürlerde proksimal kesinliği intrahepatik safra yollarında taş oluşması durumunda nasıl bir yol tercih ediyorsunuz bunların tedavileri için? Over the wire Fogarty kateterler var. Yolumun üzerinde olan bütün darlıkları balonla dilate ediyorum. Özellikle papili, distal koledo papili dilate ediyorum. Sonra over the wire Fogarty ile taşı itmeye çalışıyorum. Ben forceps kullanımına alışık değilim. Zaten forceps kullanabilmek için perkutan traktı çok genişletmek lazım. Benim kişisel deneyimim yok. Ama Fogarty balonla epeyce deneyimim var. Kolayca bulunabiliyor over the wire Fogarty balon. Bunlar kompiyan balonlar. Yani ne kadar verirseniz o kadar şişiyor. Anatomiye uyacak kadar şişirip, sizin için yeterli miktarda safra yolunda hareket edecek kadar şişirip Fogarty ile itmeyi deneyebilirsiniz. Oldukça iyi sonuçlar elde ediliyor. Biz epey taş bu şekilde duodenumdan aşağı yolladık. Burada ben sorabilir miyim hocam? Kısaca bu trakt embolizasyonlarında gluyu için çok sıcak bakmadınız ama jel foam veya spongastan coil ile de aynı fikir mi düşünüyorsunuz? Aynı fikirde misiniz? Bir de kısaca hocam bu taktığımız stentlerde perkutan stentlerin tıkanması sonrasında perkutan stenti açmak için yine balon şişirip itici bir güç oluşturmayı deniyor musunuz veya stent tıkanmalarında nasıl bir yol izliyorsunuz? Teşekkür ederim. Birinci sorudan başlayayım. Spongostan yani kolajen ya da koiller kan için üretilmiş embolizasyon malzemeleri. Kan bildiğiniz gibi pıhtılaşma özelliği olan bir şey. Yabancı bir şeyle karşılaştığında pıhtılaşıyor. Hiçbir koilimiz o anatomiyi %100 doldurmaz ama kan arada pıhtılaştığı için etkilidir. Safra pıhtılaşan bir şey değil. En ufak bir açıklık bulursa, basınç yüksekse oradan geçirir. O yüzden bir embolizasyon yapacaksanız mutlaka glu kullanın. Yani bir glu kastı o deliği tamamen kapatsın, safranın reflüsünü engellesin. O yüzden hiç coil ve jel foamu düşünmeyin derim. Glu'yu da kullanabilirsiniz ama glu biraz tehlikeli bir malzemedir biliyorsunuz yani. Elinizin çok alışık olmasında fayda vardır. Yani miktar şey, bir de tabii konsantrasyonunu doğru ayarlamak lazım. Çabuk donacak olan glu kullanmak lazım. Açıkçası ben perkutan portal ven işlemlerinde gluyla trak kapatmaya çok alışığım ama safra yolları da kullanmaya nedense hiç sıcak bakmadım. Bir kere denemiştik, gluyu da safra yolunun içine kaçırdık. Allah'tan komplikasyon olmadı. Küçük bir hacme kaçırmışız. Ama o risk de vardır. Gluyu biraz hızlı verdiğinizde sizin traktınızın bir ucu safra. Yani oradan kolayca safra yoluna geçebilir. Hani koledoğunuzu gluyla kapattığınızı düşünün maazallah. Hastaya çok çok büyük bir komplikasyonu yol açarsınız. O yüzden bana çok sempatik gelmiyor. Ama yapanlar ve hiçbir problem yaşamadığını söyleyen bir sürü insan tanıyorum. Ben açıkçası ne kadar az risk o kadar iyi diye düşünecek yaşa geldim.
O yüzden öyle çok fazla ip cambazlığına merakım yok. Yani hastanın güvenliği bence ön planda olmalı ama yapabilene saygım sonsuz. Ona hiçbir itirazım yok. İkinci soru grubu neydi? Perkutan takılan stentlerde tıkanıklık olduğu... Ha, bu çok ayrı bir konu. Bu soru da çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Perkutan stentlerde mekanik bir olayla stenti açmaya çalışmanın bence hiçbir mantığı yok. Yani balon iterek falan yapamazsınız. Bu stenti tıkayan şey ya tümör oluyor ya da safranın kabuklaşması ve epitelyal hiperplazi oluyor. Böyle bir durumla karşılaştığımda yaptığım birinci olay mesela standart bir pankreas tümörü stentim tıkandı. Endoskopik stent için bir ray döşenmiş hazır bir yol var. Yani gerçekten papilden dışarıya azıcık taşan bir metal stent var. Yani endoskopistin bu stentin içine yeni bir stent koyması dünyanın en kolay işi. Her endoskopist bu işi yapmayı çok seviyorlar. Bir, hani perkutan yeni bir şey yapıp karaciğere yeni bir delik açmadan önce böyle bir imkan var mıdır diye bakarım. Çoğu hastada da oluyor. Endoskopiste rica ediyorum. Eğer sürvi kısaysa endoskopist bir on French plastik koyuyor. Onlar 3-4 ay zaten hastayı idare ediyorlar. Eğer uzun bir sürvi beklentisi varsa bizim metalin içine endoskopist bir metal daha koyabilir. Endoskopi imkanı yok. Diyelim ki hastanın anatomisi uygun değil. O zaman perkutan yoldan ikinci bir stent koymak bence tek yol. Eğer sürvi kısaysa eksternal internal drenaj kapasitesini tercih edebiliriz. Radyofrekans ablasyon şeyleri var. Tıkanan stentleri açmak için. Benim kişisel deneyimim yok. Onlar da denenebilir. Ancak antitümör bir faaliyetle o stenti açabilirsiniz. Hani kazıyarak açamazsınız, balonla dilate ederek açamazsınız. Bunlardan bir tanesini kullanmak lazım. Radyofrekans ablasyon firmaları çok reklamını yaptılar ama benim hiç denemek imkanım olmadı. Teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar başka soru katkı? Dursan abi ben son sorabilir miyim acaba? Bir söyle ama. Benim biliyer strüktürlerde yani girişimsel radyolog olmak isteyecek olan adaylar için soruyu soruyorum. Stentlemeyi tavsiye eder misiniz hocam son çare olarak? Özellikle Necat abi de söyledi. Bazıları çok çabuk recoil oluyor. Hani hastayla artık akraba gibi oluyoruz. Çok sık işlem yaptığımız hastalar oluyor. Bu tür durumlarda stent en son çare olarak koyabilir miyiz? Şöyle, bir çıplak stenti hiç düşünmeyin. Ben bugüne kadar safranında tıkanmayan stent görmedim. Artı stentin tıkanması, o striktürün mutlaka stentin striktürden uzun olacaktır. Striktürü uzatıyorsunuz ve cerrahi imkanı azaltıyorsunuz. Yani stent öyle çok matah bir şey değil. Ancak bu durumun istisnası var. Fully covered ve de içinde endoskopistin çıkartma imkanı olan bir ipi olan stentleri. Endoskopistler zaten şu anda çok yaygın olarak kullanmaya başladı. Onları perkutan da yerleştirebilirsiniz. Ben daha önce bu amaçla son stenti vardır. Onu kullandım. Yani fully covered olacak ve yapışmayacak bir stenti selim stentiyle kolayca kullanabilirsiniz. Ve de bunların sonuçlarının iyi olduğu söylenmekte. Yani benim 14 French eksternal internal biliyer drenaj kateterim safra yolu içinde hesaplayalım 4.66 milimetrelik bir iskelet daralmayı engelleyen buna karşılık 8 ya da 10 milimetrelik bir stenti de aynı amaçla kullanabilirsiniz. O stenti çıkardıktan sonra kalıcı açıklık sağlama ihtimaliniz oldukça yüksek. Ama sakın çıplak stent kullanmayın. Çıplak stent bir kere konduktan sonra çıkartılması cerrahiyle bile çok zor. Yani o segmenti çıkartmadıkça cerrah o stent oradan çıkmıyor. Korkunç yapışıyor. Hocam endoskopist çıkartamayacağı durumlarda atıyorum hepatik ojenostomili bir hasta vardı mesela. Bu tür durumlarda endoskopist de ulaşamayacak o noktaya. Dolayısıyla ip de olmayacak. O tür durumlarda peki ne tercih etmemizi önerirsiniz? 14 French external internal koy. 3-4 ay onu bırak. Ben gerçekten bunu yaptığım ve iyi palyasyon sağlamadığım hasta hatırlamıyorum. Tamam. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten oldukça iyi bir palyasyon sağlıyorsunuz. Bu konuda bir John Hopkins serisi vardır. Onların da eğer yanılmıyorsam eski de bir seridir sanırım. 90'lı yılların sonundan falan. 5 yıllık açıklığı %78, %80 gösteriyor. Uzun süreli kateter drenajı sonrası. Oldukça iyi bir seridir. Kolayca bulunur Google'da. Evet arkadaşlar.
Sanırım yok. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Benzer başka konulara da girebiliriz yani istiyorsanız. Benim işim yok. Var mı arkadaşlar farklı yani paramedikal de olabilir aslında. Destek almak isteyen farklı şeyler. Kariyerini nasıl devam ettireceğiyle ilgili hocam buradayken akıl danışmak isteyenler. Bunlar çok önemli şeyler. Hocam rutinde stentlemede wall stent kullanıyorum dediniz. Piyasadaki şu an biliyer stent için özellikle üretilmiş Güney Kore'nin bir Hizo marka stenti var. Onunla tecrübeniz oldu mu hocam? Onu sorayım. Onunla tecrübem olmadı ama bütün dünyanın anlaştığı önemli bir konsensus. Tensil gücü wall stentin üzerinde olan başka bir stent yok. Yani safra yolunda dışarıya doğru basınç sağlayan wall stentten daha etkili bir stent yok. O yüzden ben wall stent kullanmaya sanırım 1980'li yılların sonunda başladım. Hala da değiştirmedim, onu kullanıyorum. Geri kalan diğer bütün metal stentlerin tensil gücü daha az. Yani onlarda daha çok balon kullanmanız lazım. Ben rutinimde çok az balon kullanırım. Yani sütürü geçtikten sonra wall stenti açarım. Bu genelde hani yeterince açıklık sağlar. Onun içinden aksesi sağlamak, güvenlik için bir 8 eksenden internal drenaj kateteri koyarım. Ondan sonra da biraz beklerim. Stentin yavaş yavaş açıldığını görürüm. Wall stent çok fazla hani balon travmasına gerek kalmadan. Balon bir de şeyde biliyer sektörde kullandığınız zaman hasta için çok ağrılı bir şeydir. Yani yeni bir doz fentanil yapmadan balonu şişirmeyin. Hasta çok şiddetli ağrı duyar. Genelde çoğu zaman hiç balon kullanmadan işi bitiririm. Yani wall stentin tensil gücü gerçekten çok iyidir. Hocam wall stenti y-stent gibi koyarken yan yana mı koyuyorsunuz yoksa stratların içinden geçerek tek bir kesinlikle yan yana koymayı tercih ediyorum ama mecbur kalırsam yani bir stenti önceden koymuşum, wall stent orada duruyor, karşı loba işlem yapıyorum, o zaman tabii ki yanından geçeceğim yer yok, bir delikten geçmek mümkündür, kolayca geçilir, oraya 3-4 milimetrelik bir balonla genişletip koyarım. Çok büyük bir balon kullanmak deforme ediyor stenti, çok deforme etmeyecek bir şekilde. Kaç milimetre dediniz hocam, tam duyamadım. 3-4 milimetrelik bir balondan ikinci stenti geçiririm. Eğer görüntü iyi değilse, safra akışı çok iyi değilse daha sonra da kesin balon gördünüz. Sağlı solda iki balonu senkron şişterek daha iyi bir lumen açmaya çalışabilirim. Teşekkür ederim hocam. Ama senkron çift stenti yan yana açmak en iyisi. Hocam ben de bir soru sorayım son olarak isterseniz. Bu literatürü de yakından takip ediyorsunuz. Bu brakiterapi yapan stentler özellikle uzak doğudan yazıları çıkmaya başladı. Onlarla ilgili gidişat için ne öngörüyorsunuz? Yani tecrübe hiçbirimizin yok. Belki yakın coğrafyada da yok ama yani mantık olarak, öngörü olarak ne düşünürsünüz? Vallahi hocam şimdi biliyorsun eksternal beam radyoterapi çok ilerledi. Yani çok iyi fokuslayabiliyorlar. Yani o yüzden hani bu şeylerin, stentlerin ekstradan bir avantaj sağlayacağına emin değilim. Yani eğer radyasyon işe yarayacak olsaydı klasik sektöründe şeyde yaptırabilirdik. Biz radyoterapistleri de yaptırabilirdik. Yani şu anda gamma knife'lar, cyber knife'larla yani istemedikleri ulaşamayacakları bir yer yok. Çok fazla radyoterapinin etkili olduğunu düşünmüyorum bu hastalıkta. Benim gördüğüm bu Allah'ın cezası hastalığı klasik tümöründe gene en iyi tedavi cerrahidir. Yani iyi bir hepatobiliyer cerrahın yaptığı tedavi palyatif bile olsa, yani bir rezeksiyon bile olsa, anastomozu yaptığı safra yolunu frozen'e yollar onlar. Orada mikroskopik tümör invazyonu kaldı, daha derine gidemiyor artık, gideceği yer yok. Anastomozu yaptığı senaryoda bile en iyi prognoz orada, hastalar en fazla öyle palya oluyorlar. En azından sarılıksız ölüyorlar vesaire. Yani Klaskin tümöründe cerrahi sonuna kadar zorlamak lazım. Dedike cerrahların elinde. Peki gerçekten cerrahi olamayacak bir hasta grubu için konuşacak olursak. Biliyer drenaj sağlandıktan sonra bu elektroporasyon, irreversible elektroporasyon ile bir Hollanda grubunun yaptığı çalışmalar var. Ne diyorsunuz onlara? Yani o konuda ne düşünüyorsunuz? Yine ilk çıktığında bizim için bir sihir gibi bir şeydi. Düşünsenize kolajene zarar vermiyor. Pankreatik kanala zarar vermiyor. Pankreatik kanalın etrafını palya ediyor. Aynı şekilde klasik tümörü. Vallahi hocam yani İRE'yi ilk
çalışmaya başladığımızdan beri net 10 sene geçmiştir. Hala elle tutulur bir literatür yok. Yani İRE'ye bana kalırsa birazcık fos çıktı. Ama keşke olsa, yani Klatski'yi İRE'ye ile paliye ettiğimizi düşünüyorum. Böyle öldürdük, Safronu'na zarar vermedik senaryosu. Güzel olurdu ama hani bununla ilgili elle tutulur literatür yok. Daha yeni pankreas için baktım. Bir İsveç'in çalışması vardır, sen de bilirsin. Adam birazın adını unuttum. Ondan beridir elle tutulur hiçbir şey yok. Yani İRE'ye maalesef çok fazla işe yaramadı. Buna karşılık İRE'ye ile ilgili de Basic Science Research'lerde her bir elektrodun 70-75 derece santigrada ulaştığı, onların da bir termal ablasyon yaptığı söyleniyor. İRE'de daha yani bir şey yok. Yani şöyle açık konuşalım. Hani bir yöntemin işe yaradığını konuşmamız için bir randomize kontrollü çalışma lazım. Bunlar çıkana kadar faz 1'ler, faz 2'lerle hani bir araştırma bazında kullanabilirsiniz. Siz de bir ufak çapta research yaparsınız. Kendinize göre metodoloji oluşturup kullanabilirsiniz ama onun dışında kullanmayı çok etik bulmuyorum açıkçası. Ama hani çalışma bazında hiçbir şeye kapalı değilim. Ama en azından yazılı bir çalışma yapmak lazım. Bir etik kurul onayı almak lazım. Bir metodolojiyle bari yaptığınız şey işe yarasın yani sonuç olarak deneyim. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Sanırım başka katkı soru yok. Hocam ağzınıza sağlık gerçekten. Yani ben bu interaktif konuşma soru cevap şeklindeki oturumların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Gerek alınan cevaplar gerekse de kişilerin birbiriyle olan tanışıklığı ve yakınlaşması açısından önemli diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler. Arkadaşlar, bütün katılımcılar, sizlere de çok teşekkür ederiz. Umarım en yakın zamanda tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Tuğsan abi, bitirmeden son bir paramedikal bir soru sorayım hocam, burada bu saatte tutmuşken burada. Hocam, girişimsel radyolojinin ayrı bir klinik dal olarak